Frekans Notları'yla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Saatleri 14.45'i gösteriyor. Artık haftanın ilk gününün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki piyasalarda nasıl fiyatlamalar gerçekleşiyor? Borsa tarafına şöyle bir baktığımız zaman %0,65'lik yukarı yönlü bir hareket var. Ve 10.900 puanın üzerindeyiz. 10.921 seviyesi şu an itibariyle karşımıza çıkıyor. 58-59 hissede yukarı yönlü hareketler devam ederken 37 hissenin geri çekildiğini, 4-5 hissede de herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Puan bazlı katkılara bakınca birinci sırada Kale Seramik yer alıyor. Agrotech ve Teknosa olarak devam ediyor en yüksek puanın katkılarına. Peki negatif puan katkısı nereden geliyor? Ona da bir bakalım. Orada da Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Ford Otomotiv olarak da devam eden bir tablo bizi karşılıyor. Dolar TL'ye bakalım. Para piyasalarında nasıl bir durum var? Gün içerisinde 32.72 seviyesini görürken Euro TL'de 35.49 seviyesi karşımıza çıkıyor. Euro dolar paritesinde 10.000'lik çok sınırlı bir değişimde 1.0832 seviyelerini görüyoruz ki orada Fransa seçimleri sonrasında parite geçtiğimiz hafta daha çok tepkiyi verdikten sonra bu hafta başı itibarıyla biraz daha yatay bir tabloya geçti. Az sonra bunları konuşacağız detaylı bir şekilde Aysun Karaytuğ'la. Emtia piyasalarına bakalım. Spot altında 2.374 doları görüyoruz. Neredeyse %1'e yaklaşan bir geri çekilme dikkatleri çekiyor. Gram altın tarafında 2.497 lira seviyeleri gözlemlenirken Bitcoin tarafında ise 56.000 dolardan 57.000 dolara kadar bir yükseliş olsa da yine de sınırlı kayıplar hakim şu saatlerde. Brent petrol 85 dolar seviyelerinde %1 civarında düşüş var. Amerika'nın petrol tarafında da %1'i aşıyor şu an itibariyle kayıplar. Peki şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersözlü'ye gidelim. Piyasalara dair son gelişmeleri alalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin, iyi haftalar. Şimdi şöyle bir küresel piyasalara baktığımız zaman bu hafta tabii ki önemli veriler var ama bir taraftan da siyasi gelişmeler sindirilmeye çalışılıyor gibi duruyor varlık fiyatlarında. Cuma günü ABD'de biz bilanço sezonunun başladığını göreceğiz ikinci çeyreğe ilişkin ve tabii ki onun öncesinde Perşembe günü de ABD TÜFE verisinde olacak gözlerimiz ama küresel piyasalarda bütün bu durum yaşanırken acaba risk iştahı nasıl? Sözü sana bırakayım. ABD cephesinde bütün tarafa baktığımız bir haftayı karşılıyoruz aslında. Neye bakacağız? Enflasyon verisine bakacağız. Powell'ı dinleyeceğiz. Hem senato önünde hem de temsilciler meclisi önündeki konuşmasına kulak vereceğiz. Diğer taraftan da bankacılık endeksi önderliğinde JP Morgan ve Citibank önderliğinde 12 Temmuz'da başlayan bilanço sezonunu karşılayacağız. Dolayısıyla veri, konuşma, bilanço ne ararsan var diyeceğimiz bu haftada Avrupa cephesinde yavaşlayan siyasi gerilimlerin etkisiyle beraber yükselen bir risk iştahı var. ABD cephesine geliyoruz. Vadeli tarafta aslında negatif bir performans vardı ama yatay negatif diyebileceğimiz bir eğilimde devam ettiğini görüyoruz. Gelelim bundan sonra yılın ikinci yarısına başlamışken rotayı ne tarafa doğru çevireceğimize yönelik bir analiz almak için hedge fonlara bakıyoruz. Biz yılın ilk yarısında teknoloji hisse senedine, yapay zeka şirketlerine bolca konuştuk ama geldiğimiz noktada hedge fonlar artık teknoloji hisse senetlerinden yavaş yavaş çıkış yapıyor. Buna Goldman'ın analiziyle beraber bakıyoruz aslında. 2016'dan bu yana başlayan yükseliş eğilimi ve gelen temel haberlerin etkisiyle beraber aşırı karlılıktan sonra yavaş yavaş burada hedge fonların satış noktasına geçtiğini açıklıyor. Diğer taraftan seçim gündemiyle beraber neyi takip etmiştik? Aynı hedge fonların aslında ABD cephesi dışında Avrupa piyasalarına yatırım yaptığını görmüştük. Diğer taraftan Asya ve Hindistan'da başı çekmişti. Bütün bu gelişmeler ışığında acaba yeni rota neresi olabilir diye baktığımız zaman da karşımıza MTI'ye yönelik enerji piyasalarına yönelik hisse senetleri çıkıyor. Yine Goldman Sachs'ın bir analizi var. O da şunu ifade ediyor. Raporda 4 Temmuz'la sona eren geçtiğimiz haftada MTI'ye duyarlı hisse senetleri son 5 ayın en hızlı yükselişiyle beraber satın alındığı ortaya koymuş ve 3 hafta üst üste enerji ve malzeme şirketlerine yatırım yapılmaya devam edildiğini gösteriyor. Bundan önceki 3 hafta boyunca net satıcılı konumdaydı. Biz azalan bir duyarlılık görüyorduk ama bu tarafta da risk iştahının arttığını görüyoruz. Ekrandaki grafikte enerji sektörü toparlanacak mı manşetini attım ben Goldman Sachs'tan aldığımız bu analizle beraber. Grafik üzerinde neyi görüyoruz? VTI'yi görüyoruz. ABD tipi ham petrol sene başından bu yana %15'lik getiri sağladı. Mavi renk ile takip ediyoruz. Diğer taraftan teknoloji ve iletişimin arka tarafında kalan enerji ve
metal ve madencilik endekslerini takip ediyoruz. S&P 500 enerji endeksi yaklaşık olarak %7'lik performans kaydetti. Metal ve madencilik endeksi ise %8'lik getiri sağladı. Sene başından bu yana hep neyi konuştuk? İletişimi, teknolojiyi konuştuk. Bunun arka sırasında 3. sırada yer alan finans vardı. Ama enerji, metal ve madenciliğin de artık yeri geliyor. Buna doğru bir yönelim olduğunu görüyoruz. Raporda şu işlenmiş: petrol, gaz, tüketilebilir yakıtlar, enerji ekipmanları, konteynerler, paketleme, madencilik ve metaller gibi alt sektörlerdeki firmalara yatırım yapıyoruz bakış açısı var. Aslında baktığımızda biz enerji piyasalarının 2022 ve 2023 yıllarındaki Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın tırmandığı dönemdeki yüksek karlılık ve yüksek kazançlardan uzak olduğunu görsek de şimdi sene başından bu yana toparlanan aslında hem petrol piyasasını düşündüğümüzde $73 seviyesinden $90 seviyesine kadar ulaşan petrol fiyatlarını ve diğer taraftan altının yükselen %15'lik getirisini, diğer taraftan baktığımızda bakırın sene başından bu yana performansını takip ettiğimizde ki orada da %20'lik bir performans var. Yeni nokta, yeni rota enerji sektörü olabilir gibi görünüyor. Şimdilik aslında noktalarımız bu kadar olsun. Bankacılık endeksi bilançoyla beraber ABD endeksini, enflasyon verisini ve küresel piyasaları bu hafta takip edeceğiz diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Sevcan aktarıkların için diyelim, devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, değerli bir isim bizimle beraber şimdi Gigan Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karaytu ağırlıyoruz. Aysun Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar. İyi haftalar olsun. Evet, şimdi tam böyle biraz önce Sevcan'a da söyledim. Yani siyasi gelişmeler biraz öne çıkıyor gibi duruyor ki 2024 için zaten bunu en başından beri söylüyorduk. Pek çok farklı ülkede seçim var. Önce bir hani Avrupa tarafıyla başlayalım dilerseniz. Euro-Dolar paritesine bakınca böyle sessiz kaldı gibi duruyor. İşte geçen hafta biraz daha fazla fiyatlandı gibi ama sandıktan sürpriz çıktı. Sağ ikinci turda birinciliği elde edemedi. Hatta üçüncü sıraya geriledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada tabii Macron öyle bir taktik uyguladı ki Le Pen'i elemine edeceğim diye bu defa aşırı sola kuvvet vermiş oldu. Aslına bakarsan orada hani uzun vadede şunu konuşacağız. Gerçekten sol mu kazandı yoksa göçmenler ve mülteciler mi kazandı? Yani bu galiba gelecekte globalin sorunu olacak. Yani bizim de içinde bulunduğumuz durum. Bu bağlamda tabii ki bunu piyasa aslında dengeli bir sonuç çıkmadığı için ve neticede şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Le Pen 3. sıraya gelmiş olabilir ama ve lakin koltuk sayısını da arttırdı. Evet. Yani hala orada kafalar karışık. Piyasa fiyatlaması da geçtiğimiz hafta Le Pen'in yani sağ tarafın birazcık daha hani güç kaybetmesinden kaynaklı o Euro-Dolar paritesindeki aşağı gelmesinin düzeltmesini yapmıştı. Yani geçtiğimiz hafta hem DAX tarafında hem Euro-Dolar paritesi tarafında hem de 2-10 yıllık arasındaki makas tarafında bir miktar fiyatlanmada kendini hissettirmişti. Seçim bitti. Seçimden sonra hiçbir hareket gözlemlemiyoruz. Ama bundan sonrası için DXY tarafında evet bugün bir zayıflık var ama önümüzdeki günlerde tekrar dolar endeksinin güçlenmeye başladığını gözlemleyeceğiz. Bir miktar da Euro-Dolar paritesinde aşağı doğru kayma olabilir ama bu ne zaman olur? Almanya 10 yıllıklarla Fransa 10 yıllıklar arasındaki o getirinin seçim kararı öncesine geçtiği düzeyde ancak bu normalleşmeyi görebiliriz. Şu anda hala aslına bakarsan sonuçlanmış olsa dahi önümüzdeki döneme dair bu sonucun politik belirsizliğinin siyaset tarafına ve dolayısıyla ekonomi tarafına etkisi çok net bir şekilde tartışılmaya devam edecek. Biraz daha uzun vadeli düşünürsek 2027 seçimlerinde biraz daha Le Pen'in artık Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabileceğine dair de bir denklem evet. oluşabileceğinden bahsediliyor. Şimdi dolar endeksi güçlenebilir dediniz önümüzdeki dönemde. Hı-hı. Bunu biraz açalım mı? Çünkü bu hafta biz Perşembe günü TÜFE verisini alacağız ABD'den. Cuma günü tarımcı istihdam geldi. İstihdamda bir miktar yumuşamaya işaret etti. Evet. Eğer %3.1 bekleniyor TÜFE verisi yıllık bazda. Beklentinin altında kalırsa o zaman hani Eylül ayı kesinleşmez mi? Bu biraz dolar endeksini zayıflatıcı bir rol oynamaz mı? Son dönemde gelen veriler ve aşağı revizyonlar aslında Eylül ayı faiz indirimi fiyatlamasını sanki piyasa istiyormuş gibi o şekilde evet. yapmaya devam ediyor. Hani bunu gerek Nasdaq'ta gerek S&P'de her geçen gün yaptığı skorlarla gözlemliyoruz. Ama şu var,
son gelen hani tarım dışı istihdam verisi ciddi anlamda bir aşağı revize edilmiş oldu. 206 bin gibi. Bir önceki 276 bindi. Bu 206 bin alt kalemlerine baktığımızda özel sektör tarafındaki istihdamın 136 bin, kamu tarafındaki istihdamın 70 bine doğru bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Bu bizim için gelecekte önem arz edecek. Çünkü büyümeyi nereden alacağı Amerika'nın çok önemli olacak. Şimdi yavaş bir yumuşak iniş senaryosu içerisinde olabiliriz. Hafif hafif büyümede soğuma emareleri de alıyor olabiliriz. Ama bence gene bugün işte bu hafta Powell konuşacak ve hafta sonu aslında gözlerden kaçan bir şey var. Para politikası raporu açıklandı. Yani ben onu hafta sonu okuduğumda şu sonuca vardım. Hala ve hala oluşan koşulların tam anlamıyla pivot olması için yeterli olmadığına dair bir takım alt paragraf içerisinde satırlar var ve bu para politikası raporunda ilk defa Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, güvenilirliği, şeffaflığı üzerine çokça değinilmiş. Çünkü önümüzde bir seçim var Amerika'ya dair. Evet. Orada yavaş yavaş politikacılara sinyal verilmeye başlanmış durumda. Şimdi burada sadece artık biliyorsunuz ki para politikası kararı izlenmiyor. Seçim sonuçlarına giden süreçte Biden ve Trump'ın süreci nasıl yönettiği ve gerek piyasa tarafında gerek hane halk tarafında buna nasıl tepki verildiği de yakından izlenmeye devam ediyor. Baktığımızda Biden-Trump çekişmesinden o debate'in oldu. Hatta o gün seninle gene yayın yapmıştık. Evet. O günden bu yana 2-10 yıllık arasındaki o makasın bir miktar aslında piyasanın istediği şekilde gerçekleştiğini aslında gözlemliyoruz. Bununla ilgili de bir grafimiz var. Onu da ekrana alabilirsek orada da yani şu anda işte bu alt taraftaki yeşil ve mavi, yeşil ve sarı kısım bize şunu gösteriyor. Trump'un kazanma ihtimali %60, Biden'ınkini ise %20'ye gerilediğini gösteriyor ki orada böyle bir merdiven gibi bir geri çekilme var. Ve hani bu grafiğe bakınca hani ne anlama geliyor tam olarak? Yani piyasa şu anda Trump'ı evet daha fazla fiyatlıyor ama bu bir iyimserlik mi beraberinde getiriyor bu işte ters getiri eğrisine baktığımız zaman? Tabii oradaki verim eğrisinin dikleşmesi aslında o taraftaki ve hatta bundan sonra 10 yıllıklara çok ciddi anlamda bir talep geldiğini de gözlemledik. Neden? Hem verilerin aşağı revizyonu bu tarafı destekliyor hem de Biden-Trump tarafındaki ağırlığın Trump ile sonuçlanması, oranın zaferi ile sonuçlanması mevzu direkt olarak zaten ülke tahvillerine yansıyor. Buradaki verim eğrisinin dikleşmesi demek oradaki stresin bir miktar 2 ila 10 yıllık arasındaki makasın bir miktar zayıflaması demek. Bu da uzun zamandır eksi giden tarafta bize yavaş yavaş oradaki uzun vadeli getirilerdeki artışın sinyalini verir. Oradaki artış gün içerisinde ben neden DXY tarafında bir miktar daha pozitif taraftayım? Çünkü normalleşmenin olduğu bir ortamda, normalleşme dediğimizde çok uzun süredir sıkı bir para politika izleniyor, politikası izleniyor. O süreden bu yana hani gerek enflasyon tarafında, gerek tam istihdam tarafında, gerekse büyüme tarafında tam bir randıman alamadı Amerika. Ama istihdam tarafında her ne kadar evet aşağı revizyon oluyor, her ne kadar işsizlik tarafında %4 beklenti, %4.1 ile Fed'in beklentisinin üzerinde olsa da aslında istenilen gibi bir şekilde ilerliyorlar. Yani her zaman söylediği gibi Powell'ın verilerin gecikmeli etkisi ya da atılmış adımların ve kararların gecikmeli etkisini görmeye başladık. Biraz daha görmeye ihtiyacımız var şeklinde Powell bir konuşma yapacaktır. Dediğim gibi biraz daha artık siyasilere mesaj içerikli bir toplantı bekliyoruz. Çünkü artık hani ciddi anlamda süre daralıyor. Hani Ağustos'ta buranın olmadığını düşünecek olursak orada bir karar açıklanmayacak çünkü. Evet. Hani elimizde geriye Eylül, Ekim. Orada. Jackson Hole var bir tek. Jackson Hole tabii hani bir faiz kararı kadar etki yaratmayacaktır ama geçtiğimiz senenin Jackson Hole'u ciddi anlamda bir etki yaratmıştı. Çünkü o zaman da pivotu tartışıyorduk ve hatta 7 tane indirimi tartışıyorduk hatırlarsanız. Şimdi baktığımızda enflasyon datasında şimdi gene politika para politikası raporunda okuduğum şey enflasyonda özellikle barınma
ve konut hizmetleri tarafına çok ciddi bir şekilde değinilmiş. Bugüne kadar hep nereden PCE tarafında şeyi alıyorduk, hani negatif tarafı alıyorduk? Barınma eksi hizmetler. Evet. Barınma eksi hizmetler bize süper çekirdek enflasyonu yansıttığından mütevellit. Asıl orası bize hani nereye evrildiğimizi gösterecek. Oraya değinmiş olması ve konut hizmetleri tarafındaki enflasyonun hala istenildiği gibi gitmiyor olması rapora kadar girmiş durumda. Bu sebeple önümüzdeki hafta enflasyon alacağız ama yine hani Reyhan PC bizim için önemli olmaya devam edecek orada. Tabii ki hani Biden'ın netice itibariyle güç kaybediyor olması orada negatif olarak fiyatlanmıyor. Yani onun en büyük aslına bakarsan dezavantajı muhalif tarafın elinin çok kuvvetli oluyor olmasından kaynaklı. Büyüme tarafındaki riskler sırf bu sebeple çok fiyatlanmak ve görünmek istenmiyor. Çünkü büyüme tarafında ciddi bir şekilde riskler almaya başladık. Özellikle yavaş yavaş bu orta gelir segment tarafında. Şimdi bu hafta Cuma itibariyle Q2 bilançolarını almaya başlayacağız. Bu da çok önemli değil mi? Çok önemli. Çünkü bence artık hani köprüden önce son çıkış. Sanki son çok iyi verileri alacağız. Son beklenti üzeri en iyi verileri alacağız. Şöyle bir şey okudum. 2022'nin başından bu yana çeyreklik olarak en fazla karlılık artışı beklenen bilançolar. Evet. Ama bu artık hani son mu diyorsunuz? Evet. Yani biz 3. çeyrekte bu kadar iyimser olmayacağız gibi görünüyor. Evet, gene hani çok ciddi bir terslik yaşamayacaktır. Hani beklenti nasıl ki son çeyrekte ve ilk çeyrekte beklenti 0.08 iken büyüme tahmininde 1.4'ler gibi geliyordu. Yani büyüme tarafında, karlılık tarafında beklentiler çok ciddi aşmıştı ve hatta şey diyorduk, hani şirketler bunu izlerken hani şirketlerine mi hakim değiller acaba? Çünkü bu kadar tahminlerin şaşıyor olması mümkün değil normal şartlarda. Aşağı revizyonlarda da bu kadar ters yönlü bir hareket beklemiyor olsak da Q2 bize hem S&P tarafında hem Nasdaq tarafında gene bir yeşil ışık yakacak ama sanki şöyle de gözlemliyoruz oradaki wall'ların hareketinden dolayı. Sanki bu Q2'yi de kar satışı içinde fırsat bilecek S&P. Yani S&P önümüzdeki haftadan sonra burayı kar satışı olarak bahanelendirebilir. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bu da tekrar bir alım fırsatı yaratacaktır. Yani fonlarda şu anda bu sentiment birazcık riskten kaçış modunda gibi görünüyor. Bunun birden fazla sebebi var. Çünkü yapay zeka tarafında tartışılan bu veri merkezi kaynağının oluşturulması konusundaki enerjiye olan ihtiyaç konusu çok ticarileşti mevzuu tartışılıyor. Bu da yapay zeka tarafına bir miktar satış getiriyor. Bu da sentiment'ı biraz zayıflatıyor. Yani oradaki risk iştahının bir miktar zaten son haftalarda azaldığını gözlemlemiştik. Ama bunun gene geçici olduğunu, oradaki altyapı çalışmalarının devam edeceği düşüncesinde olduğumuz için kar satışı gelirse burayı alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. İngiltere tarafındaki seçimde de mesela İşçi Partisi'nin kazanıyor olması, orada İşçi Partisi'nin inşaat sektörüne ağırlık vereceği düşüncesi içerisindeyiz. Konut sektörüne ağırlık verecek büyük bir olasılıkla. Bu da tabii ki hemen hemen tüm dünyada şu anda hani bir seçim süreci ya da faiz indirim süreci çok eşanlı oluştuğu için gayrimenkul tarafına, inşaat tarafına, çimento tarafına, altyapı tarafına, temiz enerji tarafına büyük bir olasılıkla alım getirecektir gözüyle bakıyoruz. Yani bir tarafta aslında bu tam ne? Döngüsel bir aslında portfolyo alokasyonu, yani portföy dağılımı şeklinde. Bunu çok hızlı yapabiliyor olmak lazım. Terse yakalanmamak için. Evet, bir dakikamız kaldı ama hani biraz bu riskten kaçış varken başka hani bu alokasyonu yaparken yeni varlıklar girebilir mi acaba portföye, ne dersiniz? Çok kısa. Şimdiden girdi aslında. Mesela ABD 10 yıllıkların yönetilmiş olduğu özellikle yatırım yapılabilir düzeydeki sabit getirili menkul kıymetler ETF'ine çok ciddi anlamda kamu fonları ve talep büyük hedge fonlar talep gösterdi. Çünkü biraz önce anlattığım sebepten buradaki verim eğrisinin dikleşmesi yatırımcılar tarafından buradaki getirinin artacağı sinyalini veriyor. O yüzden özellikle kurumsal
taraftan bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Geçtiğimiz hafta Çin tarafının Merkez Bankası tarafından bir alım yapılmamış olsa dahi altın ETF'lerinde ve gümüş ETF'lerinde bir miktar pozisyonlanmanın arttığını gözlemliyoruz. Oraya bir hani dönüp bakılabilir. Uranyum ETF'lerinde hali hazırda enerjinin ikamesinden dolayı nükleer çok konuşulduğu için uranyum ETF'lerinde ciddi anlamda bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Ama daha ziyade hali hazırda yapay zeka altyapı ve oraya sağlanacak enerji kaynaklı bir fon oluşturulabilir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Gigant Swiss Consulting EMEA Direktörü Aysun Karayço bizimle beraberdi. Programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.